Saygıdeğer izleyicilerimiz, Belçika Türkiye'yi güvenli seyahat listesine almadı. Almayınca da maalesef pek çok tur operatörü Türkiye uçuşlarını ve tatil rezervasyonlarını iptal etti. Bununla ilgili bir gelişme var. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Belçika tur operatörü TUI seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yaz tatilinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yönelik tüm paket tatillerini iptal etti. Tur operatörü turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos döneminde Türkiye, Tunus, Dominik Cumhuriyeti gibi popüler tatil ülkelerine artık turist gönderemiyor, göndermeyecek. Hollanda'da yayınlanan Détalgraph gazetesine göre TUI bu kararı Avrupa Birliği seyahat kısıtlamaları nedeniyle aldı. TUI Belçika sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Avrupa Birliği dışında zorunlu olmayan seyahatlerin hala önerilmediğine işaret ederek bu konuda yakın gelecekte bir değişiklik olasılığı olmadığını vurguladı. TUI sözcüsü Avrupa dışındaki varış noktalarının neredeyse tamamı hala kırmızı listede ve muhtemelen bir süre daha öyle kalacak. Müşterilerimize netlik sağlamak için Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa dışındaki tüm varış noktalarına yönelik paket tatilleri iptal ettik açıklaması yaptı. TÜİ'nin iptal ettiği tatil ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Meksika, Jamaika, Maldivler, Dominik Cumhuriyeti ile Miami'de bulunuyor. Şirket yüksek sezon öncesi müşterilerine Avrupa Birliği sınırları içerisinde diğer seçenekleri zamanında sunmaya çalıştığını belirtti. Avrupa Birliği içinde gidilecek bölgenin yüksek vaka sayıları nedeniyle kırmızı listeye alınması halinde yolcular kalkıştan 3 hafta öncesine kadar farklı bir varış noktası seçebilecek. Yani üç hafta öncesinden nasıl bilsin kardeşim adam? Avrupa Birliği Komisyonu yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye zorunda haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler listesinde tutmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin seyahat kısıtlaması uygulamayacağı ülkeler ise şunlar. ABD, Arnavutluk, Avustralya, Çin, Hong Kong, Güney Kore, İsrail, Japonya, Lübnan, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Tayland, Yayvan ve Yeni Zelanda. Evet değerli izleyicilerimiz turizm sektörü gerçekten can çekişiyor diyebiliriz. Hal böyle olunca da maalesef ortaya çok üzücü bir tablo çıkıyor. Türkiye hala Belçika'nın ve pek çok ülkenin riskli gördüğü ülke sakın gitmeyin uyarıları yapılıyor. Bakalım bu sıkıntı ne zaman bitecek? Saygıdeğer izleyicilerimiz Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Belçika'nın Liège kentinde yurt dışında gayrimenkulü olduğu tespit edilen 25 aile kaldıkları sosyal konutları terk etmek zorunda kalacak. Türkiye, Fas, Gürcistan ve Polonya kökenli ailelere Eylül ayına kadar taşınmak için süre tanırdı. Nisan ayından itibaren kira indirimi almadan tam kira ödemeleri istendi. Türkiye üzerinde konuşacak olursak değerli izleyicilerimiz Belçika'da yaşayıp sosyal konutlarda oturan ya da herhangi bir sosyal yardım alanlarla ilgili durum ciddi ihbarla, şikayetle vesaireyle bir şekilde Belçika hükümeti bu vatandaşların ülkelerinde Türkiye'de bir gayrimenkulü yani evinin olduğunu, parasının olduğunu bir şekilde öğrenmişler. Nasıl öğrendiklerini ben biraz sonra size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi diğer belediyesi şunu diyor. Belçika yasalarına göre dar gelirli aileler düşük ücretli sosyal konutları kiralayabiliyor. Ancak yurt dışında bile olsa mal varlığı olanlar bu haktan yararlanamıyor. Ağustos ayında diğer belediyesi 1135 konut kiracısına yurt dışında mülk sahibi olmanın yasak olduğunu ve bir soruşturma yürütüleceğini hatırlatan bir mektup gönderdi. Ancak kimseden dönüş almadı. Daha sonra yapılan araştırmalarda en az 25 ailenin yurt dışında evlerinin olduğu ortaya çıktı. Sosyal konutları terk etmek zorunda kalan ailelerin ayrıca burada kaldıkları süre için elde ettikleri yardımları iade etmeleri gerekiyor. Bazı ailelerin 35 bin euroya kadar yardım parası iade edecek olması ciddi bir durum. Diğer Sosyal Konut Derneği Müdürü yapmış olduğu açıklamada bu sosyal kiracılar kuralları ihlal ediyor. Sosyal konut kiralayanların gayrimenkul sahibi olmasına izin verilemez. Ne ülkemizde ne de yurt dışında bu Flaman mevzuatında açıkça belirtilmiştir açıklamasını yapıyor. Diğer belediyesi sosyal konutları olan yüksek talep nedeniyle böyle bir soruşturma yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Şimdi değerli izleyicilerimiz Belçika'daki durum şu. Bugün bu iş başladı. Yarın diğer belediyeler de bunu yapacak. Diyecekler ki sosyal konuklarımızda kimler oturuyor? Ali oturuyor, Veli oturuyor. Gel kardeşim bakalım. Senin Türkiye'de herhangi bir mal varlığın var mı? Yok, şu yok, bu yok. Herhangi bir şikayet ya da herhangi bir şekilde ilgili belediye sizinle ilgili Türkiye'de bir gayrimenkulün olduğu bilgisini alırsa siz de yaşamış olduğunuz bu sosyal konutlardan çıkartılacaksınız ve almış olduğunuz sosyal yardımları iade edeceksiniz. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor ve kurallara, kanunlara da uygun olduğu yetkililer tarafından defalarca ifade ediliyor. Aynı zamanda bu kişilerin özellikle Türklerin Türkiye'de villaları olduğu ortaya çıkıyor. Belçika'da sosyal konutta, Türkiye'de villada. Ben bu konuyla ilgili aslında çok yorum yapmak istemiyorum. Ama Sizlerin çok çok yakından ilgileneceği bir konu var. Bunu sizlerle paylaşacağım. saygılar izleyicilerimiz, Hollanda'da yaşayanları çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Bu gelişme Türkiye'de evi, arsası, tarlası bulunan tüm vatandaşlarımızla çok çok yakından ilgili. Hollanda hükümeti Hollanda'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki mal varlıklarını gayri resmi bir şekilde, illegal bir şekilde öğrenmeye başladı. Bununla ilgili olarak biz Türkiye'deki mal varlıkları ortaya çıkartılan ve aynı zamanda değerli izleyicilerimiz Hollanda'da yargılanan 5 yıl hapis cezası alan 150 bin euro para cezası alan vatandaşımızla bizzat ben görüştüm. Bu görüşmede tüm detayları bana ayrıntılı bir şekilde anlattı ve Hollanda'nın bu bilgileri Türkiye'deki bilgileri nasıl aldığını detaylı bir şekilde bana belgeleriyle beraber anlattı. Hollanda hükümeti Türkiye'de yasadışı bir şekilde bazı avukatlara, Türk avukatlara isim listesi veriyor ve diyor ki: Bu kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını bana araştır ve bildir. Dosya başına iddialara göre bu avukat 1500 euro civarında bir para alıyor. Ve bu akıl avukat iddialara göre illegal bir şekilde tapu dairesine giderek bu Hollanda hükümetinin kendisine vermiş olduğu isim listesinde yer alanların Türkiye'deki mal varlıklarını, gayrimenkullerini tapu dairesinden öğreniyor. Bu mal varlıklarının, örneğin arsanın, tarlanın da ederini o bölgedeki emlakçılar vasıtasıyla bir rapor haline getiriyor. Diyor ki değeri bu kadar. Ve bunları Hollanda hükümetine satıyor arkadaşlar. Şimdi olmaz demeyin. Hollanda hükümetinin Türkiye'de vatandaşlarımızın mal varlıklarını elde etmek için kullandığı avukatlar ve bu avukatların yasa dışı bir şekilde kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını ortaya çıkartıp bu belgeleri Hollanda'ya sattığının belgelerini ve bu avukatın yazmış olduğu raporu size okuyacağım. Olmaz demeyin, her şey oluyor arkadaşlar. Maalesef çok çok üzücü bir durum. Bakalım. Bu belgede, belgelerde neler 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 var. Bir Türk avukatın çevirdiği bir filmi hemen sizlerle paylaşıyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Bakın. Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımız avukatın hazırladığı raporu bana gönderdi. Türkiye'deki avukat Hollanda makamlarına veriyor. Ve bu vatandaşımız da yargılanması sürecinde mahkemeden bu Türkiye'deki avukatın hazırladığı rapor alıyor ve bana atıyor. Bakın. Dosyasında sizden gelen belgeleri ve bilgileri dikkatlice değerlendirdim diyor avukat. Avukat diyor. Türk avukat. Belgeleri, bilgileri satan avukat. Bu değerlendirmenin akabinde sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için Kırşehir iline tekrar gidilerek tapu sicil müdürlüğü kayıtlarının tekrar kontrol edilmesini ve belediye başkanlığının imar servisi kayıtlarının incelenmesine karar verdim. Bunun üzerine avukat meslektaşımı Kırşehir iline gönderdim. Kırşehir ili tapu sicil müdürlüğüne gidilerek nöbetçi memura geliş sebebimiz anlatıldı. Tarihli raporumuza konu olan gayrimenkullerin tekrar kontrolleri yapıldı ve bu gayrimenkullerin adlı kişiye ait olduğu teyit edildi. Raporda herhangi bir yanlışlık olmadığı görüldü. Daha sonra bu kişinin yani bizim Hollanda'da yaşayan vatandaşımızın diğer bir iddiası olan istimlak iddiasına değerlendirmek üzere Kırşehir Belediye Başkanlığı İmar Servisine gidildi. Raporda konu olan gayrimenkullerin imar durumları soruldu. Memur tarafından verilen bilgilere göre bilmem ne mevkii kaç parselde bulunan bilmem kaç metrekarelik gayrimenkulün imar planında yeşil alan olarak planlandığı görülmüştür. Yani bu alan üzerinde gayrimenkul sahibinin herhangi bir şekilde bina ve benzeri yapı inşa etmesi mümkün değildir. Şu an için belediye bu gayrimenkülü kamulaştırmış değildir ancak ilerleyen yıllarda burasını yeşil alan yapmak üzere kamulaştıracaktır. Belediye tarafından kamulaştırma yapılırken iki şekilde yapılmaktadır diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ve devam ediyor avukat diyor ki sonuç olarak bu gayrimenkullerin değerleri konusunda adlı kişi tarafından yaptırılan değer tespit raporlarının hiçbir inandırıcılığı yok diyor. Şimdi Hollanda'daki vatandaşımız şikayet edilince bu avukat tutuyor. O böl Kırşehir'deki bir emlakçı diyor ki buranın değerini şu kadar yaz diyor. Yazıyor alıyorlar belgeyi mahkemeye veriyorlar. Mahkemede bizim bu vatandaşımız Hollanda'da itiraz edince tekrardan avukata Hollanda hükümeti tarafından bu yazı gönderiliyor. Bir daha bak diyor. Şimdi avukat burada açık bir şekilde bizim vatandaşlarımızın bilgilerini hukuksuz bir şekilde aldığını itiraf ediyor para karşılığı sattığını itiraf ediyor. Bu avukatın kim olduğunu biliyorum. Kırşehir Belediyesi'nin de bu işin içerisinde olduğunu biliyoruz. Yine Kırşehir Tapu Dairesi'nin de bu işin içerisinde memurlarının olduğu açık bir şekilde burada belirtiliyor. Kişisel verilerin korunması kanununa aykırı bir şekilde, yasa dışı bir şekilde avukat gidip Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımızın gayrimenkul bilgilerini alıyor ve bunu Hollanda hükümetine satıyor. Bedava yapmıyor, para karşılığında yapıyor. Avukatın adını biliyoruz. Dosya bende. Ben bunun mağduru olan kişiyle röportaj yaptım, çektim bile. Bunu birkaç gün sonra burada bu ekranda sizlerle paylaşacağım tüm detayları bana anlattı bütün bilgiler bende belgeleriyle beraber mevcut. İşin enteresan tarafı bu vatandaşımız Hollanda'da yaşayan vatandaşımız yargılandı Hollanda'da. 150 bin euro para cezası aldı. 5 yılda hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılıktan. Arkadaşlar size tek bir soru soracağım. Tek bir soru. Avrupa'da almış olduğunuz sosyal yardımlarla Türkiye'den herhangi bir ev alabilir misiniz? bir tarla alabilir misiniz? Sadece sosyal yardımlardan bahsediyorum. Bu bir. İkincisi, bir avukat, Türk avukat vatandaşımızın, Hollanda'da yaşayan vatandaşımızın bilgilerini nasıl elde edip de satıyor? Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlı, gayrimenkulü bulunan herkesin önümüzdeki günlerde yayınlayacağım bu çok çok özel röportajı takip edip izlemesini rica ediyorum. Bu işi nasıl yapıyorlar? Nasıl tezgah kuruyorlar? Hollanda hükümeti hangi fırıldakları çeviriyor? Buradaki avukatlar bu işi nasıl yapıyorlar? Hepsini tek tek Türkiye'deki avukatların yaptığı bütün işleri belgeleriyle beraber ortaya koyacağım. Evet değerli izleyicilerimiz. Bizleri yurt dışından izleyen herkesin kanalımıza mutlak surette abone olmasını rica ediyorum. Yer yerinden oynayacak bu konu hakkında değerli izleyicilerimiz Türk adaletine tüm belgeler teslim edilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın ya da başka bir vatandaşımızın hiç fark etmez bilgilerini, belgelerini Hangi memur tapu memuru bu avukata verdi? Bu avukat gidip nasıl aldı bunları hukuksuz bir şekilde? Hollanda hükümetiyle paylaştı. Hiçbir avukatın böyle bir yetkisi yok. Hepsi baştan aya hukuksuz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizler bu ekranda vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Benzer durumda olanlar varsa lütfen bizim mutlak surette sosyal medya hesaplarımızdan ulaşsınlar, bana yazsınlar ya da bu videonun altına mutlaka yorum yapsınlar. Ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Kendilerine döneceğim. Benzer durumda sıkıntısı olanlar lütfen bana ulaşsınlar. Değerli izleyicilerimiz artık Avrupa gerçekten bıktırdı. Türkiye'deki bu ve benzeri avukatların yapmış olduğu hukuksuzluk da elbette yargı karşısında gereken cevabı alacaktır. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Türkiye'de evi, arsası, tarlası, parası vesairesi bulunan tüm vatandaşlarımızın çok çok dikkatli olması gerekiyor. Çözüm yolunu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım.